değerli izleyenler, final gününde son gelinimiz Büşra gelin için diğer gelinler puanlarını kullandılar. Efendim kaç puan bekliyorsunuz? Adettendir ya soruyoruz. Aslanım kutularında iyi şeyler hissediyorum. En kötü 4 vermişlerdir diye düşünüyorum. Düşünüyorsun. O zaman hemen ilk gün yarışmacımız Sevda'dan başlayalım. Başlayalım. Evet Sevda'cığım, önce sebepleri ardından puanını paylaş bizimle. Tabii. Büşra'nın evi hani kendisine göre ne uyumlu. Zaten uyumsuz bulduğumuz şeyleri söyledik. Yeterli bulduğum, yeterli bulmadığım şeyleri de söyledim. Ama bugün benim karşımda çok farklı bir Büşra vardı. Dört gün boyunca hani gerek yorumlarla gerek hani davranış olarak gerçekten çok farklı bir Büşra vardı. İsterdim ki bu geçtiğimiz 4 günde de Büşra böyle olsun. Ama hani bugün çok pozitif. Bugün hem çok pozitifti hem hani davranış olarak yorumları böyle çok olumlu karşılaması. Diğer günlerde ev sahibi olduğu için olabilir mi? Belki, ama diğer günlerde hani hiçbir yorumuma hani olumlu bakmayıp aksini hani söylemesi beni hani günden güne hani hep zaten çok kırıyordu zaten hani hep. Bir şeyimiz oluyordu. Güne kadar çok kırıldın kendisine demek. Yani hani bir takım şeylerin hani her şeyine değil tabii ki ama ona göre verdim puanı. Sadece tabii ki şey olarak değil. Bir de hani işte hani ben de hani hak etmediğim şeyleri gördüm. Evet. Ona göre kullandım. Yani ama biz biraz da hani evimize gelen insanlara nazik olmak zorundayızdır ya. Belki de o da öyle olmayı seçmiş. Evet, bir de kendi evimde tabii ki herkes gibi ben de daha rahatım. Burası benim kraliçe ilan edildiğim tabii yer. Ki. Burada hepinize güler yüz. Yani şey ki. Eğer şey söylemeye çalışıyorsan. Yok hani şey için değil. Hani bana kızmaman için, bana kırılmaman için söylüyorum. Çünkü hani ben hani kendi evimde de söyledim. Hani verdiğiniz puanını hak etmedim. Sevdacığım, puanını görelim mi? Gerekiyorsa tabii. Üzerine konuşuruz. Tamam. Teşekkürler. Müşra, benim sana puanım. 2 puan. 2 mi? Evdeki her şeyi beğendin. 2 mi? Beğendim. Büşra'nın tarzına göre beğendim. Her Büşra'nın tarzı her şeyi çok güzel, çok güzel, çok güzel dedim ve 2 mi verdin? Çeyizini yetersiz buldum. Masasını hani çok uyumlu bulmadım. Söyledim ya zaten. Bu şekilde söylemiyorum. Söyledin. Sevda, ben sana hiçbir şey demiyorum. Ama siz de bana hani 3 puan Sevda, vererek bence çok büyük bir hak ettim bari en azından. Sevda, dinliyorum. 3 yine idare edilebilecek bir puan. Ama benim çeyizim, masam, Büşra'cığım daha fazla hani göze gelen. 2. Evet, 2. Ve Aslan diyor ki bugün bana diğer günlere göre davranışı farklı. Diğer kızlar da bunun aksini iddia edemez. Ben her birine kamera önünde de kamera arkasında da çay ister misiniz, kahve ister misiniz, bir şey yardım edeyim diye ama her birine soruyorum. Tamam, bunu ben de diyorum ki benim, ben bunu önceden de görmek isterdim. Yani sadece evinde değil. Nasıl gösterebilirim ki? Evinde değil, Büşra'cığım. Sen Selen'e Selen sakın yanlış anlama. Sen Selen'in çeyizini de, Selen'in masasını da benimle bir tutarak ona 3 puan vererek zaten bana en büyük haksızlığı yapmış oldun. Sevda'cığım, masa senin için bu kadar önemliyse yemek programına katılsaydı. Senin burada ne işin var? Masa düzeni ama. Tamam, masa yemek programına düzeni. Katılsaydı. Masa demiyorum ama sadece farkında. Çeyiz de diyorum. Bir çeyizin var evine bileceğin herhalde. Niye, evin de var. Evin size göre güzel olmayabilir ama, sadece çeyizin masandan bahsediyorsun. Senin evin de sana göre güzel, benim evim de bana göre güzel. O zaman evini de söyle. Sadece çeyizin masandan. Söylüyorum. Ya şu puanı söylüyorum. Ben valla yani bilmiyorum söylüyorum ya. Çok ayıp ya. Bence değil. Hakaret gibi ya. Anladın mı? Hakaret gibi o zaman en büyük hakaret yani. Bana da siz yaptınız. Üç bana verseydin o zaman. Üç verseydin o zaman. Bana üç verdin, üç veriyorum deseydin. Eğer her şeyi doğru görmüş olsaydın verirdin. Bu olmaz. Aslanın ilk gününü yarıştın ve bizim daha kıyaslayabileceğimiz... Korktunuz mu çok puan vermeyi çok o zaman? Çok korktum Sevda. Çok korktum. Bence çok korkmuşsunuz o daha zaman. Daha ilk gündün ve seninle kıyaslayabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Diğer günler hep sana kıyasla. Ama sonuçta güzel gördünüz. Sevda, sonuçta güzel bak, buldunuz. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayattaki en büyük problemin ne biliyor musun? Nedir? Sen bir sorun ibraz ediyorsun. Biz sana cevabını, açıklamasını yapıyoruz ve sen bunu kabul etmiyorsun. Kabul ediyorum. Etmiyorum. Ama siz de bana en büyük haksızlığı yaptınız senin diyorum. Senin filtrenden bizim bahanemiz, sorun olan çözümümüz geçmiyor. Hayır, alakası yok. Sen sonuçta Selen'le, masasıyla veya çeyiziyle veya eviyle bir tutarsan ben de sana verebileceğim puan şöyle bu. Şöyle bir şey söyleyebilir Allah miyim? Benim olsun. Evimde belki çeyiz ve masa ona eksi puan yaratmış olabilir bak, ama... Evi sana, senin şey, tarzın değildi. Senin evin onun tarzı değildi ama hani vermek istedikleri gibi vermek. Ben yok, puan da benim vermek. Bir dakika. Puan. Evet Selen. Şöyle demek istiyorum. Belki benim çeyizim, masam ondan eksi puan vermiş olabilir ama belki başka bir yeri beğendiğinde de yüksek puan verip denklemiş olabilir. Senin evinde de çeyizini, masanı beğenmiş, gold'u vesaireyi beğenmemiş olabilir. Gene ama gold kendi de kullanan olabilir. Biri.
Ama diyoruz çünkü yani, çok fazla sadece, setuplar var bizde. Tarz olarak. Yani hani, sadece yemek masasına veya sadece çeyizde veya sadece salona veya sadece düğüne puan verilmiyor. Bizde çok fazla setup var. Ve bunların hepsini tek uyum tek olarak hani baktığımız için zaten bir yerde aslında atıyorum, bir yerde eksiltip bir yerden çoğaltıyorsun. Kesinlikle. Farkındayım. O yüzden o sebeple zaten puanlama hiç kolay olmuyor. Sizi bu konuda gayet iyi anlıyorum. Ya ben de aynı durumdaydım. Aynı durumda ben de hani 3 beklemiyordum. Belki hani 4 bekliyordum ama hiçbirinden de görmedim. Aksine hani evet, genelde herkes işte hani 3 beklemiyordun, 4 bekliyordun. Öyle. 4 bekleyenler 5 bekliyordu. Başlamıyor maalesef. Maalesef. Böyle. Ama bu bana kızacağım veya kırılacağım bir puan değil. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Büşra, en azından ben hani kendimi kayırıyorum şu an onların nasıl bir sorun olduğu için. Büşra en azından Sevda 3 puan verirken evinde şunu beğenmedim, bu eksikti, bunu beğenmedim dedi. Sen her şeyi beğendim deyip bu puanı beğenmediğin veremezsin ya. Şeyleri söylüyorum. Benim puanıma sen karışamazsın. Aşkım, beğenmediğin şey ne? Bir dakika, genel olarak beğenmedim, kusur bulduğum şeyleri zaten söyledin. Söyledim. Eksiklerini de ama söyledim. Bu 3 ben her şeyi beğendim, olmuş olmuş demedim ki. Sevda, bu 2 puanı neye verdiğiniz açıklasan daha kolay olacak. Senin misafirperverliğine ve evinin uyumuna verdim Büşra'cığım. Tamam, rica çok ederim. Sağ ol. Umarım bu akşam eve gittiğinde o güzel kafana, ben koyarım, vicdanınla rahat uyuyun. Koyarım ben. O kadar alışıksın ki koyarsın. Keşke evet, o kutudan bir tane değil, bir tane daha getirseniz. Keşke getirseymişim. Birbirimizi kıracak sözler daha fazla aynen söylemeyin, olur mu? Evet, Nuray, seninle devam etmek istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Enerjimize enerji kattın. Rica ederim. Ben evinde dekor hatası olarak gördüğüm şeyleri söyledim, belirttim. Tekrar konuşmaya gerek yok. Masandaki fazlalıkla eksikler demiyorum bu sefer. Fazlalıkların sen de farkındaydın. Evet. Onları çıkardık, gayet güzel oldu. Yemeklerine bayıldık, çok güzeldi. Onun dışında başka bir şey yok. Puanımı açmak istiyorum aslanım. Peki Nuray, puanını görelim canım. Benim sana puanım 3. Teşekkür ederim. 3 puan. Rica ederim. Ne oldu? Ya aslında sanki puanlar parayla veriliyormuş gibi davranıyorlar. Halbuki bu puanlar size kalıp eve götürdüğünüz bir puan değil. Yine de teşekkür ederim hayatım. Sağ ol. Bu kadar mı? Memnun musun bu puandan? Yani değilsin. En azından hani kime kıyasla? İkiye kıyasla. Ben kendimce dengemi bu şekilde kurdum Aslan. Evet. İki versem Selin'in evine göre haksızlık yapmış olurdum. Üç versem Ceren'e haksızlık yapmış olurdum. Bence ideal bir puan. Bana haksızlık yaptın o zaman. Hayır, sana haksızlık yapmamak için bu puanı veriyorum. İşte üç versem Ceren'e haksızlık yapmış olurdum dedin, tamam, ve üç vermişsin. Hayır, dört versem Ceren'e haksızlık yapmış olurdum. Ceren, seninle devam edelim mi? Edelim aslanım ya. Hadi edelim. Vallahi edelim. Edelim güzel. Ya ben zaten evindeki genel olarak beğendim uyumunu falan. Ufak tefek eksiklerim vardı. Onları da söyledim zaten. Çok bir şey demek istemiyorum. Açabilir miyim puanımı? Peki, puanını çok görelim. Çok sinirlendim. Puanını görelim. 3'cüm benim sana puanım 4. Teşekkür ederim. Aslanım. Evet canım. Ufak tefek eksikleri vardı her odada bulunan. Onlardan bir puan kırmıştım. Ama keşke kırmasaymışım, hakkını helal et. Keşke 5 verseymişim. Diyorsun. Pişmanım bu puanı vermeye. Keşke 5 verseymişim. Evet, demin hakkını de bir şey söylemek et istiyordun sen. Aslında az önce evet dediğim gibi 3 hani yine kabul edebilirim. Ben kendi adıma konuşuyorum bu arada. Bu şu an ne var ama ben kendi adıma konuşuyorum. 3 yine belki hani olabilir. Zevkin uymamıştır falan ama aslında 2 Allah rızası için ya. İkilik bir ev mi burası? Ya şuna sinirim bozuluyor. Haksızlığa, ben haksızlığa gelemiyorum. Ben adaletsizliğe, haksızlığa hak gelmesine gelemiyorum. Bari 3 verilseydi en azından. Hani 2, ya yine sorgulamak istemiyorum puanını ama ya bana göre ikilik bir ev değil burası. Tamam ya. O zaman. Ben o yüzden gerildim. Ceren'cim, benim evimde 3'lük bir ev değildi. O zaman ben de Selen'le kıyaslayayım. Ya göz var, nizam tamam, var, kurban ben de Selen'le kıyaslayayım ya. O zaman. Hem bana 3 veriyorsunuz, hem Selen'e 3 veriyorsunuz. Tamam, ben de sana diyorum ki. Bu kadar mı uyum içindeydi? Bak, bu kadar mı her şey gözünüze güzel geldi? Bana 3 verdikten sonra ertesi gün Selen'e de 3 verdiniz. Ben de sana diyorum ki, eğer adalet sağlamak istiyorduysan kendi adına 3 verseydin en azından. O da yine hani
Seninle aynı puan. Hayır, bana üç verdi, üç verdi. Ben de yok, benden iki vermek istedim. Bu hani benim kararım. Hani daha kendini göstermiş oldum. Ben başka bir şey demek istemiyorum. O zaman istemiyorum. Siz hak ediniz, siz de bunu kabul edin. Herkes görüyor zaten, ben başka bir şey demek istemiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bütün evleri gördünüz hanımlar. Sevda'nın evi yani şimdi yarışsa 3 mü 2 mi kaç mı, ya da 5 mi? Kaçlık bir evdi sizin? Ben şu an yarışsa 2 verirdim. 3. Yine 3 verirdin. Sen de 3 verirdin. Ben de 3 verirdim Aslan'cığım. Yine değişmezdi diyorlar. Evet. Tamam, demek ki Aslan'ım hani görsel şeyleri o. Sadece hani evin şeyine bakıyorlar veya işte benim golf sevmem hani bu kadar rahatsız ediyor veya çeyiz demek ki göze gelmiyor. Hı hı. Yani günlerdir siz de soruyorsunuz, kendi ağızlarıyla söylüyorlar. En iyi çeyiz kimi veya en güzel masa kimi de sorduğunda kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Evet. Ama sadece 3 puan vermeyi layık görüyorlar. Ben özden hiçbir şey demiyorum. Ya o puanı çeyizin masana verdik zaten. Sevan, işte. Teşekkür ederim. Senin çeyizinde şey elimin bir şey var mıydı? Gerekir mi? Yani benim gerekir mi? Sonuçta onu bana annem yapıyor, kayınvalidem ve ben onları saklıyorum. Ya dudağını çeyizdi. Evet. Selancığım. Ne evim varmış be Aslanım, yani nasıl evim varmış, hep konuşuluyor. Pazartesi teşekkür ediyorum evimi konuştuğunuz için, ama ben arkadaşlarımın şunu anladığına inanmıyorum. Yani bir puan bir yerden kırılırken başka bir yerden beğenildiğinde insan puan ekleyebiliyor. Evet. Yani hani Sevda kendisine 3 verildiğini, bana da 3 verildiğini sürekli söylüyor ama evet. Ben biraz önce de anlattım, tekrar düşsün istemiyorum. Bir yerden puan kırılırken bir yerden verilebiliyor. Bu gayet doğal bir şey. Sana da 3 verildi, bana da 3 verildi. Ama herkesin kendi görseli, kimse kimsenin puanına karışamaz. Herkesin kendi zevki. Bana sorguluyorlar ya benim puanımı. Mesela sürekli benim evimle çekildiğiniz. Aynı puanı aldığımız için peş peşe. Kıyasladık ya masa, çeyiz, sen ev. Sen kıyasladık deyip genelleme de. Sen haftanın başından beri bütün evleri kıyaslıyorsun. Ben o eve giriyorum. Hı-hı. Bir gün önceki evi görmemiş gibi. O gün o misafirperverliğini, bana gösterdiği çeyizi, işte bana evindeki o sunum sofrasını göstermesi benim için yetiyor Aslı Hanımcığım. Yani ben bir gün önceki eve göre kıyaslarsam bu olabilecek bir şey değil ki. O gün de kaldı aslında. Evet hayatım. Selam, görelim mi puan? Bence görelim Aslan. Evet canım, lütfen. Büşra'cığım, benim sana puanım 4. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, toplamda 13 puan aldın gelinlerden. Şimdi 50.000 TL için büyük finale gidiyoruz. Evet. Hazır mıyız? Evet. İşte benim puanlarımla birlikte büyük finaldeyiz.